Efendim merhabalar, hayırlı cumalar, güzel ve mutlu sabahlar dileyerek TRT Diyanet ekranlarından yeni güne merhabaya haftanın son gününde başlamış olalım. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız her gün olduğu gibi. Cuma günü bizim dini yaşantımızı onun sosyal, toplumsal ve ferdi hayata bakan taraflarına ele alıyoruz. Dünya hayatının bir imtihan oluşunu buradaki sırrı konuşacağız. Yaratılış gayemizden bahsedeceğiz. Aslında kulluğumuzu gözden geçirmiş olacağız bu vesileyle ve bütün bu bugün bize Diyanet İşleri Başkanlığı Dini İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor İbrahim Hilmi Karslı hocam anlatacaklar. Konuyla ilgili merak ettiklerinizi yeni güne merhaba@diyanet.tv e-mail adresinden ve telefonlarımızla Ankara'nın alan kodunu tuşladıktan sonra 294 4294'ten ulaştırabilirsiniz diyelim. Tekrar hatırlatmış olalım. Cuma günleri saat 11.15'te veda ediyoruz ve hep beraber bu ekranlardan cuma sevincini yaşıyoruz. E, izliyoruz beraberce cuma günü e, ibadetlerimizin cemaatle olduğu bir gün. Bu mecburiyet bizi e, diğer kardeşlerimizle de e, yan yana getirmiş oluyor ve hep beraber o sosyal atmosferi yaşamaktan da ayrı bir manevi haz duyuyoruz. Tekrar hayırlı cumalar diyelim bu açılıştan sonra ve hep beraber izleyelim, konuşacağımız konunun detayları neler? Sonrasında konuğumuza dairim. Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatının bir imtihan olduğu belirtilir. Peki bu imtihanı kazanmak için nelere dikkat etmemiz gerekir? Konuyla ilgili merak edilenleri Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor İbrahim Hilmi Karslı Yeni Güne merhabada anlatıyor. Hepsi ve daha fazlası Yeni Güne Merhaba'da. Evet efendim yeni güne merhaba da bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Yaşadığımız dünya, olaylar, başımıza gelenler aslında bir imtihan. Bir imtihanın gereği olarak burada bir kulluk sınavı vermiş oluyoruz. Bu esnada e, neyi nasıl yorumlamamız lazım? Hayata bakışımızla ilgili belki de en temel meselelerden bir tanesini yaratılışımızın gayesini konuşacağız. Biraz geriye gideceğiz yani. E, Profesör Doktor İbrahim İlmi Karslı hocam stüdyo misafirimiz. Hocam hoş geldiniz. Sağ ol teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar diliyorum Hayırlı size. sabahlar. Hayırlı günler. İnşallah. İzin verirseniz hocam ben bir ayetle başlamak istiyorum. Ee, herhalde bu konu dünya hayatının imtihan oluşuna dair konuşulunca belki e, pek çok ayet var ama birkaç tanesi öne çıkıyor ve biz onlarla bir silkelenme yaşıyoruz esasen. Bir e, yön de çiziyor tabii bize. Ankebit suresinin 64. ayeti birçoğumuz da biliriz. Böyle e, hatta Galatı meşhur haline gelmiştir. Yani bir deyim olarak da kullanırız. Bu dünyanın bir eğlen, eğlenceden ve oyundan ibaret olduğunu söylüyor Rabbimiz. Evet. E, i̇şte asıl Yaşama ahiret yurduna gelince işte asıl yaşama odur. Keşke bilmiş olsalardı, evet. buyuruyor Kur'an-ı evet, Kerim'de. Evet. Buradan başlayalım mı hocam? Evet, evet. Ben de hayırlı sabahlar diliyorum, hayırlı Cuma'lar, hayırlı günler bütün izleyenlerime. İnşallah. Tabii çok önemli bir konuyu ele alıyoruz. Neden? Bu İslam'ın dünya görüşünün merkezinde olan konulardan kavramlardan birisi imtihan olgusu. Şimdi insanlar tabii yaşadıkları bu hayata bir anlam veriyorlar, kendilerince bir şekilde değerlendiriyorlar, bir anlam yüklüyorlar ve o doğrultuda hayatlarını sürdürüyorlar. Bir planlama ömürlerini, yapıyoruz. Evet, evet, ömürlerini tüketiyorlar ama burada esas olan nedir? Rabbimiz bizi yaratan, yaşatan, hayata gönderen, hayatı bahşeden Rabbimiz. Bize hayatı nasıl anlatıyor, nasıl tarif ediyor, nasıl anlamamızı, anlamamız gerektiğini bizden istiyor. İşte o okuduğunuz ayet en temel hususlardan birisi. Evet. Aslında bu çok değişik vesilelerle aynı tema Kur'an'da değişik ayetlerde ele evet. alınan bir husus. Birazdan izleyeceğiz evet. onları da. Şimdi e, tabi inneme hazihil hayyatü dünya la'ibun lahvun ve la'ib. Başka ayetlerde de ters. La'ib ve lahv ve inne'd-dâru'l-âhirete lehîve'l-hayvân lev kânû Bu dünya hayatı bir e, oyun ve eğlenceden ibarettir. E, asıl yaşanması gereken, yaşamaya değer olan yer ahirettir. Keşke insanlar bilseler. Tabii buradan şöyle bir anlam çıkmaması lazım. Yani dünya hayatı değersiz. Efendim, böyle bir anlam çıkarılmaması Hı. lazım. Aksine dünya hayatı son derece önemlidir. Hatta yani dünya ahiret için evet. yaşanır şeklinde böyle bir anlayış var. Ama bunu şöyle de ifade edebiliriz. Yani dünya ahiret için. Ahiret yani bu, bu burada şunu şunu ifade etmek istiyorum Buyurun. şunu e, vurgulamak istiyorum Müslümanlar hayatın merkezinde olmalılar din bizden bunu istiyor hayatın her alanında işimizi en ideal manada en mükemmel manada yapmak için elimizden gelen bütün çabayı e, sarf etmemiz gerekir öyleyse burada ne söyleniyor burada söylenmek e, istenen nedir? Kur'an'da birçok vesilelerle bu geçiyor. Hı -hı. E, hayat geçici fani. Evet. Bu, bu bir benzetme yapılıyor burada. Hı -hı. Ona da e, izleyicilerimizin dikkatini çekmek isterim. O da şudur. Bir çocuğu düşünelim. Hı -hı. Oyuncaklar aldık. Oyun bahçesinde oynuyor. Kendini kaptırır. Hı -hı. Öyle bir kaptırır ki sağıyla soluyla hiç irtibatı olmaz. O oyunun vermiş olduğu heyecan, hı hı. Ee, dünyada bu anlamda cazibe merkezi. Evet. Dünya bizi çekiyor, savuruyor ifade yerindeyse, hı. peşinden sürüklüyor. Öyle sürüklüyor ki biz aslında öncemiz neydi, sonumuz ne olacak e, hiç bunları görmez bir hale geliyoruz ifade yerindeyse. Bu insanın körleşmesi anlamına evet. geliyor. Gözümüz Hayatın gibi. anlamını unutuyoruz. Hayatı bir bütünsellik içerisinde e, kavrama fırsatını e, kaybediyoruz. Aynen e, bu, bu dünya hayatı da orada e, bir oyun ve evet. oyalamaca derken aslında o çocuğun kendini kaptırması gibi insan onu da kaptırıyor. İşte burada Kur'an'ın fonksiyonu nedir? Hı hı. Ayetlerin işlevi nedir? Anlamı nedir? Ee, Bunu da ayetler isteyim, in insanı bu körlükten kurtarmak istiyor. Hı hı. Bu adeta şuna benzer. Siz her tarafı kaplar, etrafınıza baktığınız zaman göremezsiniz, duman dolayısıyla göremezsiniz. İnsan da Kur'an'dan koptuğu zaman hayatın gerçekliğini göremiyor. Adeta o sis insanın iç dünyasını, gönül dünyasını işgal ediyor, feraseti basireti bağlanıyor böyle bir durum söz konusu. Evet. Hocam ne güzel hatırlattınız. Aslında Kur'an'ın buradaki işlevini biz de tekrar ayetleri dinleyerek bir hatırlamış olalım dilerseniz. Evet. Dünya hayatının bir imtihan oluşu, bizim aslında yaratılış gayemizi yeniden düşünmemize dair tefekküre evet. davet eden pek çok ayet var. Onlardan birkaç tanesini derledik. İzleyelim dilerseniz. Sonra tekrar stüdyoya dönelim. Evet. Tamam. Orada konuşma içerisinde sizin belirttiğiniz belli başlıklar vardı. Biraz açmak isteyeceğim tamam. ileriki dakikalarda evet. müsaade ederseniz. Mesela dünya hayatına hiç karışmayalım mı? Hep e, çok e, böyle dilimize dolanmış bir şey vardır İslam'da ruhban sınıfı yoktur öyle bir şey yoktur diye o. ve efendimiz kendine çok kat perhizler uygulayan işte oruçla ilgili namazla ilgili gece ibadetiyle ilgili ashabından bazılarına ikazda bulunuyorlardı değil mi? Aynen. Yani burada tabii dünya ve ahiret dengesi çok önemli ama bu o, bizi o, uzağa görmekten eden şu oyun ve eğlence tarafını o, bize Allah nasıl anlatıyor hatırlatıyor tekrar Kur'an'da. Onları bir izleyelim. Bir buçuk dakika sonra tekrar stüdyoya döneceğiz. Konuyla ilgili paylaşmak istedikleriniz varsa yeni güne merhaba .tv adresinden ve telefonla bizimle paylaşabileceğinizi tekrar hatırlatmış olalım. Bismillahirrahmanirrahim. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ألا <laughs> إن Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber müminler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين İnsanlar. İnandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Andolsun biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir. Yalancıları da mutlaka bilir. O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir. Çok bağışlayandır. halaknal insane min Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan bir nutfeden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Evet efendim yeni güne merhaba'ya devam ediyoruz. Dünyanın bir imtihan oluşu konusunu konuşuyoruz. ...bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden diye bir şey vardır ya hocam... ...dize evet, hakikaten evet. öyle. Allah'a sonsuzlarca olsun bunu en azından konuşmak için bile... ...bize bir fırsat verdiği için hepimiz bazen o hayatın gelgitleri içerisinde... ...ne kadar hatırlamaya çalışırsak çalışalım bir gafletle karşı karşıya gelebiliyoruz. Yani insanın bir nefsi var, bir beşer tarafı da var tabii. Her an o kadar teyakkuzda olmak mümkün değil ama... ...galiba burada bir denge meselesi ve insanın niyetinin... iyi iyi olmuş olması evet. önemli değil mi evet. hocam? Yoksa hepimizi çeken şeyler var. İşte evet. Kuranda da bunlar e, sınıflandırılıyor. Yani mal mülk evlat e, işte altın e, şöhret makam mevki e, ve belki peygamberlerin e, bunlarla ilgili mücadelesi bir karun hikayesi anlatılıyor. Hı -hı. Mesela bir firavun hikayesi anlatılıyor. Orada herhalde şirazelin artık her şeyin Şirazel'den çıktığı bir süreç. E, Allah bizi bundan muhafaza etsin diyelim ve devam edelim. Dünya hayatı imtihan oluşu derken hocam bir sürü ayeti izledik. Evet. E, böyle bir zaman zaman kayışımız da var dedik ama bizim bir yaratılış gayemiz var değil mi? Evet. Dünyaya gelmemizin bir sebebi, bir hikmeti var. Nedir o hocam? Şimdi e, ayetlere baktığımız zaman e, birçok ayette konuya temas edildiğini görüyoruz. <gülüyor> Mesela fe hasibtum enme halaknakum abasan ve enneküm ileyena la turcun. Biz sizi diyor Rabbimiz iş olsun diye evet. yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Bize bize döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Ve yine orada geçen ayetlerden bir tanesi e, hayat ve ölümün amacı insanın bu dünyada imtihan edilmesidir. خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Yani bu çok enteresandır. Ee, burada e, Müslüman'ın, müminin önüne en güzel ameli kim üretecek, hı. kim yapacaktır? Böyle bir hedef konuluyor. Bu son Hayırlı derece önemlidir. Bu İslam dünya, İslam dünya görüşünün, İslam dünya görüşünün insana böyle bir hedef göstermesi, hı hı. böyle yüce bir mefkure göstermesi, yüce bir amaç göstermesi ve onun peşine e, koşturması, e, dünyada barışın, dirliğin, düzenliğin, sağlanması, kardeşliğin, adaletin, haksızlığın ortadan kalkması, zulmün ortadan kalkması açısından son derece önemlidir. Ben diyor Rabbimiz, خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ Ehsen amele. En güzel işi kim yapacaktır? İnsanlığın faydasına, varlığın faydasına, efendim en güzel üretimi kim yapacaktır? Böyle bir amaç tayin ediliyor. Tabi burada izleyicilerimizin aklına şöyle bir şey gelebilir. Buyurun. İnsan Hı. imtihan edilmeseydi. Evet, ne, ne neden e, biz, e, evet. Neden böyle bir ikileme biz maruz kaldık? Neden böyle bir durumla karşı karşıya kaldık? Sabrımız burada efendim deneniyor. Hı -hı. Metanetimiz, zorluklar karşısındaki tavrımız deneniyor. Rahat rahat yaşamak varken Hı -hı. neden böyle bir imtihan diye aklımıza gelebilir. Hı -hı. Hemen burada şunu ifade edelim tabii. Şimdi imtihan edilmeyen varlık zaten var. Yani insandan önce imtihan edilmeyen varlık zaten vardı. Neydi o? Melek. Melek evet. Melekler Allah'a e, ibadete Her ayarlanmış, planlanmış, e, e, kodlanmış diyelim varlıklar. Onlar sadece tesbih ve takdis. Böyle varlıklar zaten vardı. Dolayısıyla Rabbimiz insan olduğunu yarattı ve ona adeta bir yarış alanı açtı. Yarış alanı açtı. Bu bir fırsattır insan için. Bu bir imkandır insan için. Burada azmini, sebatını, gayretini, sabrını ortaya koyan insanlar bunu kazanacaklardır. İmtihan neticesinde herkesin konumu belli olacak. <laughs> samimi olanlarla samimi olmayanlar Allah'a kulluk noktasında bunlar ortaya çıkacaklar. Allah rızası için çalışanlarla kendi nefsi için çalışanlar ortaya çıkacaktır. Efendim, barış... Buradan hesap var mı hocam? Buradan da hesaba çekilir miyiz? Hangisinde? Allah bilir tabii ama kendi yani kendi rızası demeyelim de ailesi küçük çevresi için didinmekle büyük işler yapmaya büyük gayelere kendini adayanlar arasında mutlaka bir fark var. Elbette. Acaba elbette. ilahi huzurda Allah bize bunun da hesabını sorar mı? Elbette. Sen bir yalnız kendini kendi mutluluğunu düşündün peki? Doğru. E, diğer e, dünyaya ne sundun, ne bir var Bir tanesi var? sadece kendisi için çalışıyor. Evet. Efendim evini, barkını güzel. Yani diyecek yok <laughs> tabii ki insanın <laughs> çok kendi ailesinin geçimini helal yoldan kazanması. <laughs> Onları çocuklarını güzelce eğitmesi, orada huzur ortamının oluşması, bu dinin son derece önem verdiği bir konudur. <laughs> Ama bir bu var, bir de insanlık için çalışan çırpınan. Evet. Yani ülkesi için çalışan çırpınan. Burada tabii yüce bir takım insanlar var. Yani her toplumda vardır. Bunlar kendilerini milletlerine adarlar, <laughs> insanlığa adarlar. Hayatın gayesi olarak bunları görürler nerede bir zulüm varsa nerede bir haksızlık varsa ondan ızdırap duyarlar. Ondan rahatsız olurlar, huzursuz olurlar. Elbette ki bunların yaptıklarıyla insanlık için çalışanlar yeryüzünde daha barışçıl bir toplum, daha efendim merhametin, dayanışmanın, güzelliğin yaşandığı bir toplumun oluşması için çalışanlarla sadece kendisini düşünen, efendim evini barkını düşünenler aynı olmaz. <laughs> Kur'an burada bütün müminlerin önüne böyle bir hedef koyuyor Hı -hı. aslında. Yani hedefiniz sadece kendi bencil bir takım isteklerinizi, arzularınızı tatmin etmek, Hı -hı. evinizde mesela ne diyor hadisi şerifte? Hadisi şerifte, Hı -hı. E efendim dünyanın neresinde bir Müslüman Hı -hı. çile içerisindeyse ızdırap çekiyorsa sen onu hissetmen lazım. Hı -hı. Eğer hissetmiyorsan orada bir problem var. Orada demek ki e, bu kimse bir tarafı körelmiştir. Evet. bir algısı basireti kapanmıştır, bir duygusuzluğa mahkum olmuştur. Orada bir problem var, orada bir e, sıkıntı var. Şimdi mesela düşünelim e, şurada yanı başımızda olan hadiseler. E, ülkemizin de e, bir kısmında insanımız ciddi sorunlar yaşadı. E, Güneydoğu'da, işte Suriye'de, Irak'ta. O insanlar, o insanlar da bizim gibi böyle evinde barkında mesut bir şekilde yaşıyorlardı, evet. işiyle gücüyle uğraşıyorlardı. Ama ne oldu? Ee, bir anda çok ciddi bir bela ile çok ciddi bir imtihanla karşı karşıya kaldılar. Yollara düştüler, perişan oldular. Akdeniz, Ege evet, o, o Bülteci, insanlara kabir oldu neredeyse. Evet. Ee, öyle ifade edelim. Yani şimdi olay şudur. Olay şudur. Zahide Hanım. Hayırdır, ee, bazen insan mi? Şerle imtihan ediliyor. Evet. O onlar Şerle imtihan ediliyor. Şerle imtihan ediliyorlar. Tabii bunun arka planını açtığımız evet. zaman neden İslam dünyası bu Büyük. durumda? Yani söylenecek birçok şey var ama şunu unutmayalım hiçbir zaman tarihte toplumda sosyal hayatta meydana gelen gelişmeler hiçbir zaman sebepsiz değildir, savaşlar sebepsiz değildir, musibetler sebepsiz değildir, belalar sebepsiz değildir. Bunlar bir yönüyle imtihandır ama bir yönüyle de yaptıklarımızın bir karşılığıdır. Yani şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bir yerde hata etmişiz. Bir yerde yanlış yapmışız. Çünkü Kur'an'da tekrarlanan sık sık tekrarlanan bir ifade var. Başınıza gelenler sizin yaptıklarınızın bir neticesidir. Evet. İnna Allah la yazlimun nas ve nas enfusuhum yazlimun. Evet. Allah asla kullarına zulmet zulmetmez. Etmez. İnsanlar asla kendi kendilerine, kendilerine evet. zulmederler. Yani olaya bu açıdan bakmak lazım. Ben şöyle bağlayayım. Buyurun. O açmış olduğumuz faslı. Onlar şimdi şerle imtihan ediliyor. Evet. O ülkemizin Irak'ta, Suriye'de böyle çok ciddi bir musibetle karşı karşıyız. Evet. Mevlam inşallah ee, bizleri bu tür imtihanlardan muhafaza buyursun. Amin. Ama imtihanın iki çeşidi var. Bir, bir şerli imtihan ve evet. neblükün bir şerri vel hayri evet. Bir de hayırlı imtihan oluruz. Şimdi hayırlı insanın... imtihan bazen hocam onu vermesi daha zor. Yani şerbi evet. imtihan olduğunuzda çünkü ya Rabbi, ya Rabbi diyorsunuz. Doğru. Devamlı bir niyaz, bir kulluk halindesiniz. E, olayın size getirdiği faturanın bedelini hafifletmek için bir şeyler yapmaya gayret ediyorsunuz. Hı -hı. Ama e, hayırla imtihanda insanı e, şeytan ya. böyle çok vesveseler de ver, verebiliyor. Evet, yani evet. onu görmek de bazen zorlaşabiliyor. Doğru, çok doğru. Yani şimdi e, hayırla imtihan insanın sağlığı yerinde. Evet. Malı mülkü, parası pulu yerinde. Efendim her şey gayet güzel gidiyor. İşte imtihanın sinsi olanı bu. En evet. tehlikeli olanı Evet bu. hocam. Bu ötekisine göre daha tehlikeli. Başına bir felaket geldiği zaman, bir musibet geldiği zaman... ...orada efendim zaten e, Rabbimize yöneliriz, yalvarırız, yakarız. <laughs> Ama bu rahatlık tabii insanı sarhoş eder... Rabbini unutturur. Evet. böyle bir yani o bakımdan bu bu işte Karun kıssasından <laughs> siz bahsettiniz. Mesela insanın orada geçen ifadelerde inne Karunü e evet. kanem Musa diye başlıyor ayetler. Evet. Arka sayfada Hassas sayfanın başında de. bir ayet var. <laughs> Karun çok büyük bir efsanevi bir zengin. <laughs> kaybettiği noktalardan birisi de şu. Şımarıklığı mesela. Yani <laughs> dünya malı e, na, nail olduğu zaman insan, insanın ayakları yerden kesilmemesi evet. lazım, şımarmaması gerekiyor. Orada e, Kur'an'ın naklettiği bir ifadesi var, Karun'la ilgili. قَالَ evet. inne اُوت۪يتُهُ Ne demek bu? Bu şu anlama gelir. Ee, bunlar Bilmiyorum. bendeki bir marifetten dolayı, evet. bendeki bir e, hünerden Bilmiyorum, dolayı, hünerden. bunlar bana ait yani benden kaynaklanıyor. Evet bu bütün bu e, e, zenginlik bu mal mülk ve vesaire bunlar benden kaynaklanıyor. Bu problem neden problem? Burada insanın Rabbi ile olan alakası kopuyor. Evet. Yani bütün o nimetlerin o nimetlerin Allah'ın bir bahşişi olduğu, bir ihsanı olduğu, bir lütfu olduğu Hepimiz bu duyguya kapılabiliriz. Hı hı. Hepimiz için geçerli. Yunus Kendim, Suresi'nin evet. evet. Kendimizde bir takım maharetler görebiliriz. Hı hı. Burada Hazreti Süleyman'ı hatırlamadan edemeyeceğiz. Evet, Çünkü buyurun. o bir nimete nail olduğu zaman diyor ki... Haza min fadli Rabbi. Evet. Bu bir Rabbimin Rabbinden bir nimeti. Bir şey. Neye nail olmuşsam hepsi Rabbimin bana bir ihsanı, bir lütfu. Ama o e, Karın işte onu bir e, efendim profil olarak ortaya koyuyor. Bir... E, model olarak ortaya koyuyor. Bir o negatif da diyor ki örneklik. bütün bunlar Aa, benden kaynaklanıyor. Evet. Dolayısıyla Mevla ile irtibatı işte kopuyor. Yunus Suresi 7, 8. ayette hocam, e bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar ve bununla tatmin olanlar ve bizim ayetlerimizden habersiz olanlar, işte bunların kazandıkları dolayısıyla barınma yerleri ateştir. İşte, ne halen söylüyorum. Işte bu evet. şey, Tam da yani, o konuştuğumuz şeyin evet. karşılığı galiba. Bu talihsiz bir şey. Yani hı hı. insanın e, üç günlük dünyaya bağlanıp efendim ötesini görmemesi hı hı. kadar büyük bir körlük olamaz. Evet. E, bu insanın en talihsiz tarafı. Ne yazık ki günümüz insanı böyle bir hastalığı, böyle bir problemi, dünyevileşme dediğimiz olgusu. Evet. Bu e, yaşanan güzellikler, nimetler insanı adeta e, sarhoş etmiştir. Hı hı. İnsan bugün e, ürettiği bir takım teknolojik e, cihazların hı hı. güdümüne girmiştir. E, teknoloji insanı teslim almıştır. Evet. Adeta o benzetmeyi tekrar e, hatırlamadan edemeyeceğim, hatırlatmadan edemeyeceğim. Hı hı. Çocuğun kendi oyuncaklarına dalması, Sağıyla soluyla irtibat kopması. Bugün de insanın efendim irtibat kopmuş. De Gelecekte var. irtibatı. Hayat evet. ölüm sonrasını düşünmez hale gelmişti. Böyle bir durumda karşı karşıya. Hocam Tabii, burada. Ha, buyurun. buyurun. Ee, estağfurullah. Acaba ömürle ilgili bizim hatırlamamız gereken bir şey mi var? Yani bugün 30-35 yaşlarında bir insana sorsanız ve deseniz ki. Hayatın nasıl geçti? Hani koskoca 30 yıl, 40 yıl yaşadım belki. Hiç anlamadım bile nasıl geçtiğini diyecek belki. Bir su gibi akıp geçti. Bizi biraz da bu dünya hayatının imtihan oluşundan uzaklaştıran şey. Daha e, yani o oraya böyle hastalıklarla, musibetlerle, borçlarla, acılarla yaklaşıyoruz ama... ...daha vakit var, e, daha yaşlanmadım gibi böyle içimizden nefsimizin bize e, fısıldamaları da var aslında. Bu da bir şey midir? Bu da bir kandırmaca mıdır? Bu da bir psikolojik oloji Bu da insanda, bu da bir imtihandır aslında. Evet. Mesela e, külli evet, Ve li kulli humezetil lumeze. Elleti cema'a malen ve addel. Estağfirullah. Evet. E, orada e, varlıklı bir insan profilinden bahsediliyor. Evet. Zengin bir insan e, profilinden bahsediliyor. Ve devamında diyor ki Ellezî cema'a malen ve addede yahsebu enne mâ lehu evet. Malı e, Efendim sayar durur. Hı hı. Onu hesap etmekten, onu düşünmekten, onu hayal etmekten ayrı bir haz alır ve başka e, bir şeye de vakit bulamaz belki. Efendim bu enma lehu eklede. O malın kendisini ebedi yaşatacağını düşünür. Hı hı. İnsanla böyle yanıltıcı bir psikoloji var. E, çevresinden tek tek yakınları, arkadaşları, dostları ölür gider, ayrılır. Hı hı. Hiç beklenmedik anda onları görür, onların müşahede eder. Fakat bir taraftan insanda böyle bir e, sürekli yaşamaz. Adeta sanki Ebediyet bu dünyada düz. kalacak evet. gibi bir psikolojide. Vardır. Programdan önce konuşmuştuk hocam. İnsanda bir ebediyet duygusu var, bir sonsuzluk duygusu var. Bazen böyle onu dünyada tatmin etmek istiyoruz adeta oh. ama burası onun yeri değil. Her defasında belki elimiz böğrümüzde kalıyor, böyle bir boşluğa düşmüş gibi oluyoruz. Yeniden dünyanın ancak gelip geçilecek bir dinlenme yeri olduğunu hatırlıyoruz. İzleyicilerimizin soruları var. Bir izleyicimiz demiş ki hocam imtihanlara sabırla ilgili ecir var mıdır diyor. Ve imtihanı nasıl sabretmek lazım? Sabır konusunda ne dersiniz? Şimdi tabii Bakara suresindeki ilgili ayeti burada isterseniz <laughs> e, açıklayalım. Ve neblu ve nekum bi şeyin min al kaufi ve ve al ila Bu şekilde başlayan ayet diyor ki, biz diyor insanı efendim korkuyla imtihan edeceğiz <laughs> Rabbimiz. Beşeri güçlerden mi korkuyor? Ölümden mi korkuyor? yoksa Allah'ın rızasını kaybetmekten mi korkuyor? Bu anlamda imtihan edeceğiz. Demek ki Müslümanın en temel meselesi Allah'ın rızasını kaybetmemek. Evet. Onun rızasına ulaşmak. Korkuyla imtihan edeceğiz. Halaka minal vel cuun. Açlıkla imtihan edeceğiz. Şimdi bugün mesela elhamdülillah biz rahmet içerisinde Oluk diyoruz sıkıntılar de, var evet. elbette ki ama dünyada bugün açlıktan ölen insanlar var. <laughs> Açlıkla imtihan edeceğiz diyor. Ee, yani bu değişik milletlerin herkesin başına gelebilecek <laughs> bir durumdur. Mevlam muhafaza buyursun. Aha. Devamında da diyor ki ve naqsim minel emval Mesela çalışırsın, çalışırsın, biriktirirsin, ondan sonra bir anda malın telef olur. Evet bunlar insanın başına gelebilir istemeyiz ama işte bunlar imtihan imtihanın cilveleri her birimiz bu durumlarla karşılaşabiliriz ve minel emvali vel mesela sağlığın çok iyi yerinde elhamdülillah güzel giderken efendim bir de Allah göstermesin Allah sağlık saat afiyet Amin. versin bir musibet, bir hastalığa yakalanıyorsun, iflah olmaz, e, tedavisi mümkün olmayan bir hastalık. İşte e, insanın gerçekten Rabbine bağlılığı samimiyeti orada ortaya çıkar. Biz onu Rabbimden gelmiştir. Evet. ile sabır arasında çok yakın bir ilgi var diyorsunuz. Evet. Yani, evet. Yani. Burada tabii e, dua. Sabırla de... ilgili bir Buyurun, bir söyleyeyim. Lütfen, Ayet şu şekilde sona eriyor. Bütün bu imtihanlara maruz kalanlar sabrederlerse hı hı. bu insanlar bu kimseler sabırlı olurlarsa ve vebeşşiriz sabirin. Evet. Yani Rabbimiz onları müjdeliyor. Hı hı. Onların mükafatının çok büyük olacağı ifade ediliyor. Hı hı. Ayetin devamında. ''Ellezine ida asabetun musibetun'' Yani bu kimselere bu sabırlı, metanetli, azimli, efendim, zorluklara göğüs geren bu insanlara bir musibet, bir bela geldiği zaman alu inna lillah'' Biz e, Allah'a kulluk için yaratılmışız. Evet. Her şeyimizi ona borçluyuz. Sonunda da dönüşümüz ona olacaktır. Zaten dönüşümüz ona olacaktır ve devamında da üleyke evet. aleyhim salavatu <laughs> min rabbihim <laughs> <be> rahmetun <laughs> ve rahmetun ve humul muhtedun. Şimdi e, bunların Allah katındaki değeri, şerefi çok büyük evet. bu kimselerin. Yani zorluklar karşısında sabreden. Yani Burada hayat felsefesi çok önemli Zahide Hanım. Hocam bir videomuz var. izleyelim evet, mi beraberce? Ee, az tamam. önce dedik ki şerle imtihan edilmek belki e, hayırla imtihan edilmekten yer yer daha kolay olabilir. Evet. Çünkü orada tamam. bir duaya duruyoruz ve tekrar kulluğumuzda hatırlıyoruz. Sabır dedi izleyicilerimiz. Ee, sabrederken de aslında bir kulluk sergilemiş oluyoruz, değil mi? O da bir evet. duadır bir evet. anlamda. Peygamber Efendimiz nasıl dua ederdi? Bir videomuz var. izleyelim Ardından tekrar stüdyoya dönelim. Ee, Diyanet İşleri Başkanlığı Sivil Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor İbrahim Hilmi Karşısı Hocam bugün stüdyo misafirimiz. 11.15'te veda edeceğiz ve hep birlikte bu ekranlardan Cuma Sevinci'ni izleyeceğiz inşallah. Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme radiyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl." diye dua ederdi. Cevabını verdi. Ebu Derda'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud aleyhisselam'ın dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl. Evet efendim yeni güne merhabaya devam ediyoruz. Bugün dünya hayatının imtihan sırrını konuşuyoruz. Hepimiz için kulluk sınavından geçtiğimiz bir yer bu dünya. Üç günlük dünya diyoruz hocam. Hı. Ama bazen de dünya ile ilgili sizin az evvel başta belirttiğiniz bir nokta vardı. Hı. Belki oraya tekrar dikkat çekmekte yarar var. Biz İslam'da hiçbir şeyden eletek çekmemeyi, dünya ile asıl imtihan sırrının dünya ile ahiret arasında bir denge kurmakta olduğunu biliyoruz. İşte ibadet edeceğim diye veya başka gayelerle programda bir yerde dedik ki insanlar ailelerini dahi unutacak kadar bazen kendilerini bir amaca hizmet eder şekilde kodlayabilirler. Ama burada bir denge söz konusudur değil mi? Yani Peygamber Efendimizin hem hayatına baktığımızda işte bazı hadisleri görüyoruz. asaptan gelip de kendilerinin adeta bir uzlete çekileceğini ve itikafta yaşarcasına en azından geceleri ve bizzat kendine ayırdığı vakitleri böyle değerlendireceğini beyan edenlere Efendimiz ikazda bulunuyorlar. Ve doğru yolun... Hem dünyayı yaşamak hem burada ahiret için çalışmak olduğunu belirtiyorlar. Doğru, ne dersiniz hocam Şimdi bu, bu son derece önemli bir konu. Zaten e, dinler tarihine baktığımız zaman, insanlık tarihinde dinlerin bu noktada hata ettiklerini görüyoruz. Hı. Yani mesela Yahudilik daha dünya merkezli bir din. Evet. Ahireti göz ardı eden bir din. Böyle efendim e, ortaya konur veya e, böyle bir çizgi e, takip ettiklerini görüyoruz. Hristiyanlık ise Dünyadan ele tek çeken, tam tersi daha ruhaniyete yönelik, efendim sonsuzluğa yönelik, dünyadan ele tek çeken. İslam bu ikisi arasında dengeyi ortaya koyuyor. Mesela hepimizin bildiği bir dua var Zahide Hanım. Buyurun. Çok hoş, güzel bir dua. İzleyicilerimiz de biliyor. Tekrar hatırlatalım. Rabbene atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabannar. Yani bu ayete baktığımız zaman bu dua cümlesine baktığımız zaman ya Rabbi bize hem dünyada hem de ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Mesela bir başka ayette de ul men harrama zinatallahi allati akhraja liibadihi ve't tayyibat miner rizq. Yani e, burada da e, e, Efendim, Allah'ın kulları için evet. yaratmış olduğu e, güzel e, rızıkları, e, dünyanın nimetlerini, <laughs> güzelliklerini onlara haram kılan kimdir? Yani e, mü, Müslümanlar, e, dindar insan, dünya ahiret dengesini kuran insan, efendim, e, neticede hem dünyanın güzelliklerinden istifade eder, e, hem, hem sonsuzluğa ahir. yönelir. Evet. Ee, önemli olan burada esas kurtuluştur sonsuzluğa e, ermektir e, sonsuz güzelliklere kavuşmaktır maininde kümeyen fedu ve ma'indallahı bak diyor mesela sizin katınızda olanlar dünyada olanlar tükenicidir ama e, ve ma'indallahı bak Allah katında olan e, sonsuzdur tükenmez Allah katında olan hem e, çok daha e, hayırlıdır e, e, efendi çok daha bereketlidir hem de e, sonsuzdur. Gene bir başka ayeti kerime de ve teggi fima ataakallahu'd-daral ahirete diyor. Karun e, evet. kıssasında orada geçen bir ifade. Yani diyor ki burada esas söylenmek istenen husus şudur. E, dünyadaki nimetleri ebedi sonsuz güzellikleri kullanmak için bir vasıta olarak <laughs> bir araç olarak kullanın. Onları amaç haline getirmeyin. yani Müslümanın dünya görüşünde dünya bir amaç değildir. Evet dünya hedef değildir <laughs> dünya Dolayısıyla sonsuz, dünyadan sonsuz, bu kadar sonsuz, sonsuz mutluluk, <laughs> sonsuz güzellik, sonsuz kurtuluş diyarı değildir. Bunlar bir araçtır. Ee, ama tekrar edelim e, burada. Efendim. Bu aracı ne yok sayalım diyorsunuz ne de amaç haline getirelim. Değil evet, mi hocam? Evet. İkisi arasında evet. bir denge lazım. İzleyicilerimizin soruları var. Müsaade ederseniz tamam, bir buyurun. iki tanesini paylaşalım. Ee, bir izleyicimiz demiş ki peki bütün bunlar olurken şeytanın bu işteki yeri nedir diye sormuş. Ee, dünya hayatının imtihan sırlarından birisi ezelde takdir edilmiş olan insanın şeytanla imtihanı değil midir diye sormuş. Evet ee, doğrudur. Şimdi insanlığın başlangıcına baktığımız zaman o. Evet. Ee, Hazreti Adem Havva ve İblis'te olan e, o kıssaya hikayeye baktığımız zaman aslında o kıssa o hikaye e, insanın bu dünyadaki hayatını bize anlatıyor. Evet, bir model küçük bir model. Belki. modeli. Evet. İmtihan modeli. Nedir orada? Rabbimiz Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya bütün nimetlerden buradaki cennetteki efendim anlatında bütün nimetlerden, güzelliklerden istifade edersiniz, hı hı. edebilirsiniz. Ama sadece şu ağaca, şu meyveye dokunmayın. yanaşmayın, evet. dokunmayın. Şimdi bu dünya hayatı da böyle. Bir takım hudutlar var. Biz bunlara tilke hududullah. Hudut evet, Allah'ın hudutları, hudutları evet. sınırlar. Şimdi bu hayatta yaşadığımız hayatta birtakım sınırlar konulmuştur. Hı hı. Şimdi bütün nimetler bize arz edilmiştir. Tüm güzellikler hepsinden istifade et. Ama belirli kurallar var, ölçüler var. Belirli kurallar var, ölçüler var. Orada şeytan konusuna gelecek olursak elbette izleyicimizin ifadesi doğrudur, tespiti doğrudur. Şeytan da burada insanın imtihan edildiği vesilelerden bir tanesidir. Evet. O hakikaten her durumda, iç dünyamızda psikolojik varlığımıza şöyle bir yöneldiğimiz zaman bir iç gözlem yaptığımız zaman orada çok değişik vesveselerin cirit attığını bizi efendim şerre yönelten yanlışa batıla çirkinliğe yönelten birçok duyguların cirit attığını görürüz. Müslüman mümin insan bu anlamda iç dünyasının sürekli murakabe altında evet. Ee, tutan daha insandır. sağlam bir iç tabii, dünya tabii. gerekiyor. Hatta soru varsa devam edelim. Evet. Hocam Hı. bir izleyicimiz diyor ki, e, neden bazılarının imtihanı daha zor demiş. E, ağır bir hastalık atlattığından bahsediyor. E, ve ondan sonra da eşimden ayrıldım diyor. İki tane çocuğumla baş başayım şu anda. Sizi dinliyorum demiş. Çok teşekkür Şimdi etmiş. Şimdi bu, bu bir evet. hayat felsefesi Zahide Hanım. Evet. Yani e, imtihan ne kadar büyük olursa mükafat da o kadar evet. büyük olur. Aslında bunu bizim su, e, sufiler e, yani imtihan Çok olmamayı etmişler, imtihan evet. olmamayı aslında e, iyi bir durum olarak evet. değerlendirmemişti. Sanki Çünkü, sizden eletek çekilmiş tabii, gibi değil im, mi? Evet, evet evet yani evet imtihan olmak ya. aslında insanın e, önüne konulan akıllı insanın Hı -hı. E, ...muttaki takva sahibi insanın e, önüne konulan bir çok büyük bir fırsattır. Bir de şunu ifade edelim. Buyurun. Mesela peygamberler Allah'ın seçtiği e, istisnai şahsiyetler. Buyurun. Bunların sayıları belli tarih boyunca. Ama en ağır imtihanlara peygamberler tabi olmuşlardır. Evet. Neden? E, çünkü e, imtihan insanı olgunlaştıran... Buyurun. İmtihan dediğimiz hayat bu anlamda bir okuldur. Biz sabrettikçe olgunlaşıyoruz. Bir takım güzellikler kazanıyoruz. Faziletler kazanıyor. Ağır imtihanlar bazen insana birkaç basamağı kulluk Atlasın. noktasında evet. Allah katındaki derecemiz noktasında birkaç basamağı bir anda atlatır. Yani e, sınıf atlamak gibi sınıf evet. atlamak gibi bir şey o bakımdan mesela Hazreti Yusuf'u burada evet. hatırlamakta fayda var ee, Hazreti Yusuf efendim o kıssada anlatıldığı gibi önce kuyuya atılıyor evet. yakınları kardeşleri tarafından gadre e, uğruyor ee, ondan sonra gelip geçenler alıyorlar kuyudan çıkarıyorlar köle olarak satıyorlar ondan sonra efendim kralın sarayında Kralın eşi kendine sahip olmak evet. istiyor. Çok ağır bir imtihana tabi evet. tutuluyor. Bilali hapse konuyor. Evet. Aslında suçlu değil. Sırf bir iftiraya maruz bırakılıyor. Yıllarca hapiste kalıyor. Evet. Ama bütün bunlar karşısında Rabbine olan bağlılığını efendim Bitirmiyor. efendim o duyguyu, o düşünceyi, o idealini hiçbir zaman kaybetmiyor, terk etmiyor. Ve o kıssaya baktığımız zaman efendim Yusuf Suresi'nde en sonunda ne oluyor? O ülkede hazineden sorumlu evet. yetkili bakan. bugünkü ifadeyle bakan oluyor. Evet. Ve ayet şöyle innelen evet. la muhsinin. İşte diyor sabreden efendim zorluklar karşısında, çileler karşısında, meşakkatler karşısında sabreden ve Allah'a kulluktan taviz vermeyen e, kullarımızın iyiliklerinin biz zayi etmeyiz evet. İnna la nuzi'u ecra'l muhsinin hı hı. o iyiliklerin devamlı daima hayatında iyiliklerin güzelliklerin peşinde olanların yapmış olduğu iyilikleri hayırları biz zayi etmeyiz hı hı. onlara böyle efendim e, muamele ederiz evet. mükafata onları mazhar evet. kılarız. Evet. Bazen hocam dert de kendi içinde bir dermandır değil mi? Niyazümselin bir şey var ya şiiri derman arardım derdime. Derdim bana derman imiş. Evet. Burhan sorardım aslıma. aslım bana burhan imiş. Yani evet. bazen derman da derdin içerisinde gizli oluyor. Oradaki evet, takva da, evet. oradaki sabırda, evet, tevekkülde evet. hatta evet. E, o e, kullukla ilgili şuurlu, bilinçli duruşta hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. İyi ki geldiniz. Bunları Biz bizimle paylaştınız deriz. Ee, hayırlı cumalar tekrar. İnşallah. Çok İzleyicilerimize e, 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 sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Amin. Şöyle bir duayla bitirelim Buyurun, isterseniz. Buyurun lütfen. Biz de bir dua izleyeceğiz hep ee, e, birlikte. Bakara 2 suresinin 2. son ayeti Hı -hı. malumunuz. Amenel Resul. Evet. Oradaki dualar çok hoş. Rabbana ve la tuhammilna ma la Ya Rabbi bizleri kaldıramayacağımız yükleri bize yükleme. Biz evet. de dua ediyoruz. Kaldıramayacağımız imtihanlara bizleri tabi tutma. Amin. Ee, efendim bize rahmetinle muamele Amin. eyle. Ee, son kısmı da ayetin son kısmı da Ente Mevlana sen bizim koruyucumuzsun. Evet. Yardımcımızsın. Bizi himaye edensin. Mevlamızsın. Fensurna alel kafirin. Evet. evet kafirlere karşı inanmayanlara karşı Müslümanlara karşı komplolar içerisinde, tuzaklar, planlar içerisinde olanlara karşı Bizi. bizlere yardımını lütfeyle. Bir başka ayette de hmm. Rabbena ve la tec'alna fitneten lillezine kefer. Hmm. Ya Rabbi o dua cümlesinde böyle ifade ediyoruz, böyle niyazda bulunuyoruz kafirlerin komplolarıyla. Tavurlarıyla, hileleriyle, hesaplarıyla bizleri imtihana tabi tutma. Amin. Bugün bu duaya çok ihtiyacımız çok var. Efendim. Çalışmaya çok ihtiyacımız var ben tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İzleyicilerimize hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ, sağ olun hocam. Ayağınıza sağ. sağlık. Biz de güzel bir dua ile veda etmiş olalım. Sevgili izleyenler, pazartesi günü saat 10.30'da inşallah tekrar yeni bir haftada karşınızda olmayı umuyoruz. Münevver Erdoğan'la makrome kumaştan çanta yapacağız. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Bekir Sıtkı Aslan kataraktı bizimle paylaşacak. Bu konuya dair detayları konuşacağız. Kitle eğitimcisi Can Tenkaya da iş hayatı Öz güveni bize anlatmış olacaklar bu stüdyoda, bu ekranlarda inşallah. Güzel bir gün geçirmenizi, hayırlı bir cuma olmasını diliyoruz. Allah'a ısmarladık. Allah'ım. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette bize dünya hayatının bir imtihan olduğunu buyuruyorsun. Sen biz aciz kullarına bir sınavdan ibaret olan bu dünya hayatından ahirete muvaffakiyetle göçebilmeyi nasip eyle. Ey Rabbim! Sen Kerim kitabında bize sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete geleceğinizi mi sandınız? İkazında bulunuyorsun. Biz güçsüz kullarını dünya hayatının imtihan niteliğindeki her türlü zorluğuna göğüs germe kuvveti var. Ve bizi kaldıramayacağımız yükle yükleme. Sen bizi her daim işitiyor ve görüyorsun. Bizi bir an bile nefsimizle baş başa bırakma. Bize seni görüyormuş şuuruyla kulluk etme şuuru bahşeyle. Hata ve kusurlarımızı bağışla. Amin. <laughs>